Viyop tarafında %0.18'lik bir artışla 124.200'den başlamıştık. Bakalım bu hafta için Ahlatçı Yatırım'da Araştırma Müdürü Barış Ürkün neler bekliyor, neler piyasalara damga vuracak? Siz ne, bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsun? Barış, söz sende. Merhaba, günaydın. İyi haftalar aynı zamanda. Evet, yani bu hafta yurt içi piyasalar Cumhuriyetimizin 96. yılını kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı nedeniyle biraz daha kısa bir işlem haftası geçirecek. Yaklaşık 3,5 günlük yurt içi piyasalarda işlem olacak bu hafta. Borsa İstanbul'da da bugün işte günlük yarısından itibaren seans sonlanacak. Fakat evet, Viyop açılışına baktığımızda yine olumlu bir hareketlenmenin olduğunu görüyoruz. Yani bu hafta içerisinde yurt içinde beklenecek olan önemli gelişmelerden bir tanesi işte 150 saatlik süre sona erecek yarın itibariyle Rusya ile yapılan mutabakat sonrasında. Ondan sonra ne gibi gelişmeler olacak? Bence piyasalar yarın itibaren bunu biraz daha takip etmeye başlayacak diyebiliriz. Bu konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın hafta sonu yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bu süreci şu an takip ediyoruz. Bölgede neler olduğunu izliyoruz. Daha sonra süre sona erdikten sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz açıklaması geldi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından da benzer açıklamalar geldi. Süre sonunda eğer temizlenmemiş olursa eğer teröristler bölgeden kaldığımız yerden devam ederiz tarzda açıklamaları gelmişti. Yani biraz Türk lirası varlıklar bu gelişmeleri yarından sonra takip edebilecektir. Bunu başta söyleyebiliriz. Bir diğer önemli gelişme yine bu hafta içerisinde 31 Ekim'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporu olacak. Son geçen haftaki faiz kararını açıkladığı toplantı metninde de dile getirilmişti. 31 Temmuz'daki enflasyon tahmininden belirgin ölçüde daha düşük bir seviyede gerçekleşmesi öngörülmektedir ifadesi yer almıştı toplantı metninde. Bu açıdan enflasyon raporunda da yine yeni ekonomi programda da ortaya konmuştu. Enflasyonda aşağı yönlü bir revizyon daha gelmesi yüksek olasılık gibi gözüküyor. Yine enflasyona dayalı yorumlarında yine son toplantı metninde değinilen konuların da yer alması gündeme gelebilir. Piyasalar bir açıdan bunu da takip edilecek yurt içi piyasalar. Yani o yüzden baktığımızda yurt içi piyasa açısından dolar TL'ye baktığımızda bugün nispeten işte hem yarım gün olması, piyasaların yarın kapalı olması, yurt içi piyasaların nispeten düşük işlem hacimleriyle gerçekleşmesi mümkün olur gibi düşünmek lazım. Yani kur tarafında bugün ve yarın özellikle bence 5.72 aşağıda ve yukarıda 5.80 aralığında bir hareket belki burada takip edilebilir. Ama sonraki süreçte bugün yine yurt dışından, daha doğrusu bu hafta yurt dışından önemli verileri de takip ediyor olacağız. Yine gelecek olan ki çarşamba günü Fed'in faiz kararı var. Bu noktada doların hareket açısından bizim kuru da bu noktada etkilenebilir. Onu da takip ediyor olacağız. Fitch'in değerlendirmesi var Cuma günü. Burada da yine Eylül ayı içerisinde 21 Eylül'de Fitch'in Orta Doğu'daki sorumlusu Ed Parker'ın açıklamaları olmuştu. O da özellikle cari açığın geldiği düşük seviyeler, cari fazla vermeye doğru gitmemiz, ekonomideki dinamik süreç, enflasyondaki iyileşme gibi nedenlerden ötürü notu görünümünün durağına çekilebileceğine dair mesajlar vermişti. Bu da bence takip edilecektir özellikle bu hafta içerisinde. Yani bunun yansımaları Borsa İstanbul açısından bakıldığında bugün olumlu hareket ediyor. Borsa İstanbul'da da yine 100 bin üzerinde bir kalıcılık bugün gözlenebilir. Sonraki süreçte yine bu gelişmeyi de takip ediyor olacağız. Özellikle ben 97.400 direncinin desteğinin önemli olduğunu düşünüyorum bu noktada. Onun üzerinde kalıcı olabilirse eğer bilançoları da takip ediyoruz. Nispeten bazıları geçen yıla göre biraz daha düşük performans sergilemiş gösteriyor ama geri kalan haftanın geri kalan günlerinde bu gelişmelerden olumsuz bir görüntü ortaya çıkmazsa bu destek üzerinde kalıcılık 100 bin üzerine doğru bir hareketi yeniden gündeme getirebilir. Açıkçası Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü eğilimin daha fazlası kazanabilmesi için ben özellikle 102.500'ün üzerinde bir hareket bölünmesini bekliyor olacağım açıkçası. Barış Ürkün, teşekkür ediyorum aktardıkların için. İyi bir...